sen? Ben daha önce bunları hiç bilmedim. Ama görüyorum hep okulda. Herkes için eklenin gün demek ki. Neyse ben bir Ece'ye bakayım izin verirsen. Verme. Fark etmediyseniz uyandırayım. Söylemekten hiç utanmıyorum. Bu benim ilk büyük düşüşüm. Böyle duracak mısın? Yani normalde inatçı biri değilimdir ama... duracağım galiba. Tabii eğer senin çekilmeye niyetin yoksa. Ben de çekilmem. Amacını sorabilir miyim peki? Amacım akşam geliyorum dediğini duymak. Bu kadar. Ve seni otobüse bindirecek kadar önemli yani. Önemli. Çünkü ben boşluk almayı sevmem. Hmm. Her şeyin bir karşılığı olacak ki hesap kapanacak. Doğru mu anladım? Yanlış. Ben bir hata yaptım ve o hatayı düzeltmeye çalışıyorum. Çünkü ben hata yapmayı sevmem. Evren anlattı, benim için kavga etmişsin. Yani... senin için değil, Evren için. Dolayısıyla benim için. Hem de karşılık beklemeden. Bunlar bizim pek alışık olduğumuz şeyler değil. Kendini bu kadar beğenmiş olmana rağmen etrafındakilerden bu kadar düşük beklentide olman sence de biraz çelişkili değil mi? Anlamadım. Yani? Tamam, gerisini akşam anlatırız. Evet, nedir? Gözün nasıl geçti? Kapatıcı sürdüm. Evet. Niye böyle davranıyorsun? Nasıl? Hem benim için kavga ediyorsun, hem de soğuk davranıyorsun. Neden? Ya sen tam olarak ne istiyorsun benden? Yani biz neden buradayız mesela? Neden baş başayız? Üstelik Evren içerideyken. Evren'le ne ilgisi var? Hani çocuk senin için kendini parçalıyor ya. Hani her zaman yanında ya. Evet, çünkü arkadaşım. Tek arkadaşım benim. Bir dakika. Sen ondan mı? Yani sen Kerem... Bir tam dakika, olarak, sen bizi... Tam olarak ondan da değil. Bak, hastanede tavır yaptın. Sonra otobüste yolumu kestin. Gelmem için neredeyse yalvardın. Geldim, umurumda olmadı. Şimdi gitmek istiyorum, izin vermiyorsun. Sen tam olarak ne istiyorsun? Ben sana söyleyeyim ne istediğimi. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Alışmışsın çünkü herkesin peşinde koşmasına. Sürüden biri ayrılınca panikliyorsun. Bitti mi? Bitti. Haklısın. Nasıl? Doğru. Ben reddedilmeye pek alışkın değilim. Ama sana bir teklifte bulunduğumu da hatırlayamadım. Evet, bugün sizi doğum günüme davet ettim. Çünkü sen kardeşinle bugün bana gerçekten bir iyilik yaptın. Hem de karşılık beklemedin. Ama belli ki yanılmışım. Çünkü sen bugün buraya gelirken belli ki benden bir şeyler beklemişsin. Ben değil. Ama belki sen benimle ilgili bir şeyler istiyor olabilir misin? Yani ben senin peşine düştüm. Öyle mi? Bilmem. Sen söyle. Ben senin bildiğin erkeklerden değilim derim. Şımarık bir kızın peşinden koşmam için bu kadar güzel olması bile yetmez. Aynı zamanda beni istemesi lazım. Beni istemesi için de beni tanıyor olması lazım. Yani daha çok erken. Doğum günü kutlu olsun.
Beklettin mi? Hallettin mi? Sana garip gelebilir ama seni bekletip bekletmemem benim için daha değerli şu an. Çok değil. 5 dakika. İyi, güzel. Ben de hallettim. Güzel. Çok güzel. Bir dakika, sen bana bakamıyor musun? Saçmalıyorsun ya. Alışkın değilim de ondan fark ettim. Neyi? Ya tamam, geri geldi. Ne? Gözüne perde iniyor bana bakarken. Her şeye bakarken. O bir an kalkar gibi oldu da ondan panikledim. Niye? Bilmem. Beni gerçekten görürsün diye herhalde. Ne olur seni gerçekten görürsün. Tam net olarak görürsen yine burada böyle oturmak ister misin? Ondan emin değilim. Aynı şey senin için de geçerli. Nasıl yani? Sen de beni yani tam net görürsen yine böyle burada oturur musun? Ben de onu bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Hiç, boğazı seyrediyorum. Sen de bak. Şu an her şey iyi. Yeterince iyi. İki seçenekten biri. Akıl almaz güzellikler ya da korkunç felaketler. Birinden biri olur kesin diyordum. İkisinin birden olacağını hiç ama hiç beklemiyordum. Yine de şimdi sorsanız değer miydi diye bu an için değerli. Bazıları böyle şeylere inanmaz. Duygulara yani. O yüzden size bilimle geliyor. Aşık olduğunuzda vücudunuz bazı hormonlar salgılar. Yani durup dururken olmayacak şeyler birden oluverir. Bunun nedeni adrenalindir. Göz bebekleriniz büyür. Kalbiniz yerinden çıkacakmış gibi atmaya başlar. Daha hızlı nefes alıp vermeye başlarsınız. Harun kaza geçirmiş. Vücudunuzun acı eşiği yükselir. Yani canınız yansa da bunu algılayamaz hale gelirsiniz. Ama ilginç bir şekilde aynı zamanda bütün duyularınız aşırı derecede keskinleşir. Her şeyi görür, her şeyi duyar. En ufak ayrıntıyı bile fark eder gibi olursunuz. Yani bazılarının inanmadığı bu duygu, vücudunuzun kimyasını değiştirecek kadar gerçektir. Tek sorun, korktuğunuzda da, aşık olduğunuzda da aynı şeyi hissetmenizdir. Benim gitmem lazım. Nereye? Ne oldu? Ya ne oldu? Gitmem lazım dedim ya. Ya neden, neden? Öyle. Bu cevabı verebiliyor muyuz 9 yaşından sonra? Ne? Yani diyorum ki daha açıklayıcı bir neden var mı? Onun yerine sen bir çekilsen Kerem. Kusura bakma, benim bunu öğrenmem lazım.
o kadar kötü müydü? Çünkü daha önce hiçbir öptüğüm kız kaçmamıştı. Çünkü sen öpmedin. Ben seni öptüm. E tamam, daha da saçma değil mi senin gitme? Yani öyle değil. Ben... Kusura bakma, şunu kapatayım. Geliyorum. Bir saniye. Derin. Ya Derin! Taksi! Biraz konuşabilir miyiz sen? Eğer yani bugün gördüklerinle ilgiliyse benim Yağız'la... Aranda bir şey yok. Madem biliyorsun o zaman niye? Özür diledin Derin. Ya çünkü bitsin istedim her şey. Zaten benim yüzümden oldu, bitsin istedim ya. Ne var bunda? Yaptığımız hiçbir şeyin anlamı yoktu yani senin için. Öyle boşu boşunaydı. Öyle mi? Ne alakası var ya? Çok alakası var Derin. Tamam, başımıza bir sürü korkunç felaket gelmiş olabilir, evet. Ama biz haklıydık. Sen haklıydın, ben haklıydım. Babam bana bugün sordu, oğlum olmasan da arkanda durur muydum diye. Evet dedim, dururdun. Çünkü ben haklıydım. Doğru olanı yaparsan bedelini de ödersin. Bu çok basit bir şey ya. Neden buraya? Ne işler karıştırıyorsun lan sen? Ha? Ha? Ne işler çeviriyorsun? Hatta ne ya? Tek! Belanı versin lan seni ha? Bunlar senin yanına kalır mı zannettin ha? Kaç tane bunların hesabını sormaz mıyım lan? Ha? Bedel ödemeyi göze alırsın, cezasını çekersin. Ama hiç değilse için rahat olur, boyun eğmedim dersin. Yaptıklarımın bir anlamı vardı dersin. Gerçi ben sana niye anlatıyorsam bunu, senin için neyin anlamı var ki? Ne demek ya bu şimdi? Anladın ne demek olduğunu. Bir dakika, sen banktaki durumu söylüyorsan onun bununla bir alakası yok. Çünkü o anlık bir şeydi. Ben de onu diyorum işte. Onun bir anlamı yoktu, bunun da bir anlamı yok. Derin, doğum gününde ne konuştuysak o. Sen ne istediğini bilmiyorsun. O yüzden senin için hiçbir şeyin bir anlamı yok. Her sen biliyorsun ama ben hiçbir şey bilmiyorum, öyle mi? Ya belki benim doğrum budur. Belki benim insanlara güvenmem zordur ama ben buna rağmen çabalıyorumdur. Belki ben de sevdiklerimi korumaya çalışmışımdır. Nereden biliyorsun? Olamaz mı? Bence açabilirsin artık farları. Kaçmıyoruz, dönüyoruz. Hatta geldik. Döndüğümüze göre kaçtık demektir Evren Bey. Bunu öğrenmelerini istemeyiz. Kendini mi koruyorsun dedim. Ben değil mi? Ben. Yok ya. Senle uğraşılmasın. Asıl senle uğraşılmaz Derin. Sen insanın başına dertten başka bir şey açmazsın. Bizim cinsimiz başka Derin. Böyle giderse kavganın sonu gelmez. Bu mesele de çok büyük. O zaman sen de uzak dur. Efendim? Ya alo Kerem. Simla, ne oldu?
Ya bende Evren'in numarası yoktu. Kimi arayacağımı da bilemedim. Eğer sende varsa... Ya ne oldu? Bir söyle. Ya Derin... okuldan kızlar bize çıkalım demişti de... Beni de Derin'in arkadaşı sandılar. Doğum günde birlikte oturmuştuk. Ben de çıkalım deyince geldim ama... Derin diyordun. Ya pek iyi değil. Biraz fazla içti galiba. Bizden de herkes gitti. Bir tek ben kaldım. Ben de seni eve bırakayım falan dedim ama dinlemiyor. Hani belki Evren falan gelirse. Neredesiniz? Gördüm kendimi, buldum kimseyi istemem yanında. Şeyi çözdüm, sırrı buldum, tek başıma kaldım sonunda. Ya sen, Kerem. Evet. Nereden geldin ya? Ama gitmemiz lazım artık, hadi. Aa, dur bir dakika. Ama ne yapayım? Bilsin dansını da. Kadın eğlenecek, sen niye zorluyorsun ki ya? Medeniyetsiz misin? Ya kardeşim, her şeye duyar kasmayın. Hadi, hadi ya. Derinciğim, tamam. Bismillah. Haydi görüşürüz. Herkesin nefes. İyi misin? İyiyim, uykum var. Böyle hemen uyuma. Ha, evi tarif edeceksin ya bana. Hangi evi? Anladım ben seni, tamam. Güzel. Neresi burası? En gelmememiz gereken yer. Bak bir dur, bir şey söyleyeceğim. Bak insan işte. En gelmem dediği yere geliyor. Yapmam dediği şeyi... yapar. Felsefenin sırası ya. Değil gibi. Bir dur. Çok karanlık. Ne yapayım? Tamam gel hadi. Yukarı çıkacağız. Dikkat et. Tamam. Hadi. Dur şöyle yapalım. Hadi bakalım. Bir şey soracağım. Geldik mi? Geldik. Sesler geldi, uyandım. Şey, su almaya çıkmıştın mı? Ha. Su almaya üstünü giyinip gidiyorsun. Ben ders çalışıyordum, daha yatmadım ama. İyi. Yat artık. Sabah olacak neredeyse. İyi geceler. İyi geceler. Kerem. Uyu. Ben çok özür dilerim. Hem başka çarem yoktu. Yoksa yapmazdım.
Neyi yapmazdın? Sen haklıydın. Bizim cinsimiz başka. Benim yerimde sen olsan benim yaptığımı yapmazdın. Başka çaren olsa da olmasın. Neyi yapmazdın? Sana içmeyi de öğretmek lazım. Bunlar benimkiler değil. Normal ilaç. Başım dönüyor diye yazdı doktor. Bir tanesini buldum, diğerleri yok. Neyin var senin? Benden nefret eden bir babam var. Reçeteyi ver de önce ilaçları halledelim. Kerem, benimle ilgileniyormuş gibi yapmana gerek yok. Yapmak istemiyorsun. Hala beni affetmedin, biliyorum. İstemiyorum, evet. Bırak o zaman. Ama bırakmak da istemiyorum. Önce seni bir iyileştirelim. Sonra kavgamızı ederiz, olur mu? Hepsi de varmış. Başka bir yere gitmemize gerek kalmadı. Yalnız bak şurada 3 yazıyor. Bu 2 olacak. Düzeltti onu. Bunu 2 tane kullanacaksın. Bu da mide bulantısı için. Bu arada ben durumu anlattım eczacıya. Hani ilaçları bir anda bırakınca olur dedi. İyi misin sen?
İyi miyim? Hadi gidelim, ben geç kalmam. Teşekkür ederim. Bu mu kötü baban? Derin sana bir şey mi yaptı? Kerem, gitmem lazım. Derin, bir şey sordum. Kerem bak, gitmem lazım. Kızınca ne yaptığını bilmiyorsun. Gitmem lazım. Derin. Cevap verir misin lütfen? Hayatımda ilk kez vurdu bana. Hayal kırıklığıymış. Kaçırıyorum seni galiba. Evet. Bir şey soracağım. Bu geçen gün beni getirdiğin ev dedenin evi değil mi bu? Sen beni buraya mı kaçırdın? Ben burada yaşıyorum. Of Ezgi'm, of. Ne oldu? Ece, akşam beni idare et diyor yine. Et sen de idare. Belki kızın bir randevusu falan vardır. Ya yok, randevusu falan yok. Evren'le. Oradan sonunda işe gideceğim diyor. Evren'le mi? Evren'in canı sıkkındı bugün. Yani belki onunla konuşuyordur. Hem Ece insana nasıl iyi geleceğini çok iyi biliyor. Et işte idare. Ne olacak sanki? Geç geleceğim diyor ama. Tamam, işe gidecekmiş kız. Ya bu gecelik benim hatırım için. Senin hatırın için. Bak geçen gece Ece benim yanımdan bir dakika bile ayrılmadı. Ben dağıldım, o toparladı beni. Hem bu sayede ben de onun için bir şey yapmış olurum, olmaz mı? Hı? Tamam, olsun. Yani... Evren de yanlış bir durumda. Adam boğazlıyormuş madem. Güvenmemek için bir sebep yok. Ne? Yokmuş. Kerem. Deden kızmaz bize değil mi? Göreceğiz. Hadi gel. Girebilir miyiz babaanne? Tabii tabii, girin. Buyurun, hoş geldiniz kızım. Hoş buldum. Burada. Buyurun. Ha, ya biz odaya çıkarız sandım da ben. Kerem'in odasının yukarıda olacağını tahmin ettin herhalde, değil mi? Tahmin etmiş. Tabii. Tahmin ettin. Derin okuldan arkadaşım. Proje ödevimiz var da bizim. Beraber onu çalışacağız. O yüzden geldi. Yani sizin için bir sakıncası yoksa. Ne sakıncası olacak yavrum? Ders çok önemli. Biz geçelim o zaman odaya. Yok, önce bir çay için, nefes alın. Ondan sonra çalışırsınız. Peki. Herkese. Çay.
Sen mi alıyorsun? Alırım babacığım. Üşümüyor musun kızım? Yani belin falan açık ya. Şimdi moda gençler hep böyle giyiniyorlar. Yani tehlikeli, üşütürsün. Yok, ben üşümüyorum teyzeciğim. Yani... Hayır, çok da zayıfsın değil mi? Yani bağışıklığın kuvvetli değildir. Diyorum, hasta olursun çabuk. Yok, ben aslında... O ilaçlar falan toparlanman için herhalde ama... zararlı onlar. Babaannem biraz dikkatlidir de. Ben bakarım abi. Ne yapalım? Çay çok güzel olmuş. Sevdin mi? Evet. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Yetiştiniz. Ne oluyor? Babaannemler derini esir aldı. Yardım lazım. Ha, araba derinin demek ki. Hadi gel. Buyurun, buyurun. Derin hoş geldi. Siz de hoş geldiniz. Kalkma, kalkma. Ben böyle otururum. Hoş geldin Derin. Hoş buldum. Bakıyorum da baya baya kurulun karşısına çıkmışsın. Ne kurulu? İşte sorgu sual başlamış manasında söyledim anneye. Yani sohbet ediyoruz. Hmm. Modern baba ya, sormaz bir şey. Çocuklar kiminle arkadaşlık ediyor, ne yapıyor? Sen sorunca sorgu. Aşk olsun babaya. Şaka olarak söyledi. Derin'cim benim espri anlayışım bu eve biraz fazla. Kusura bakma lütfen. Yemeğe kalıyorsun değil mi? Kalsın tabii. Kalsın, hem daha çok tanımış olurum kendisini. Tabii. Bunlar ne? Kamuflaj. Ne? Ya şimdi değilse bile babaannem 5 dakikaya bizi kontrol etmeye gelecek. Teftiş amaçlı. Biz de çalışıyormuş gibi yapacağız. Yapalım. O zaman. Ece'yi mi arıyorsun? Ama açmıyor. Ya ben bir gidip baksam mı? Sen yalnız kalabilir misin? Meyve getirdim size. Çalışırken yersiniz. Teşekkürler babaanneciğim. Ne dedim sana? Ne dedin? Dedim ki babaannem bizi kesin düşünür babaanneciğim. Doğru. Harun, ben de geliyorum o zaman. Bekle, çantamı alayım. Ece'ye gidiyorlar kesin. Ya biz gerek yok. Ben gider gelirim. Ya ben de merak ederim ama şimdi. Tamam, ben sana haber vereceğim. Haber ver. Baba, baba nereye? Kardeşini alıp geleceğim Kerem. Oğlum hayrola, nereye? Ece'yi alıp geleceğim anne. Anca aklı başına geldi. Baba, baba dur. Ben de seninle geleyim. Seni almazlar şimdi okula zaten sen. Bilmezsin. İyi gel gel de. Derin burada, arkadaşım burada. Derin zaten geç oldu ya, bizde kalır. Değil mi, babaanne kalır değil mi? Yani kalacak tabii. Bu saatten sonra kız başına nasıl gidecek ki? İyiyim. Ben geldim işte bak. Siz kimsiniz? Polisin ne işi var bizim evimizde? Ece'ye bir şey mi oldu? Ece kim ya? Zafer ben. Kızımı almaya geldim. Beyefendi siz kızınızı polisle mi almaya geliyorsunuz? Polisle. Kızım kapının önünden kaçırılınca Allah'tan araba benim üstüme de hemen buldum onu. Oğlum? Kerem? Hayır. Bir yanlış anlaşılma var. Hiç kimse beni kaçırmadı. Ben kendim geldim. Kerem öyle bir şey yapmadı. Yo, yaptım. Öyle gerekiyordu, öyle yaptım. Kaçırmaksa kaçırmak, evet. Haydut!
Çok uzadı bu iş. Hadi gidiyoruz. Hayır, hiçbir yere gelmiyor. O siz emir verdiniz diye bu evden çıkmayacağım. Kerem sen kafayı mı yedin? Kızın babası. Baba, çok güzel bir baba o. Amerikalardan gelmiş kızını dövmek için. Doğru mu oğlum söyledi? Sana ne? Kız benim kızım. Nasıl terbiye edeceğimi sana soracak değilim. Harun sen karışma. Karışırım. Siz kızınızı döverek mi terbiye ediyorsunuz beyefendi ha? Oğlum doğru söylüyor. Bu kız istemediği sürece buradan bir adım bile dışarı atamaz. Sen kimin evinde kimi alıkoyuyorsun be? Ne diyorsam o? Harun. Sıkıyorsa gel al. Polis aşağıda, bana diklenme. Dikleniyorum sana. Beni polisle mi tehdit ediyorsun sen ha? Kız gelmiş benim evime sığınmış. Hiçbir yere bırakmıyorum. Hadi bakalım. Kız benim kızım. Benden habersiz hiçbir yerde kalamaz. Öyle mi? Hadi al. Ya. Hadi gel al. Lan sen ne biçim bir adamsın? Sen ne biçim bir adamsın? Ne biçim bir adamsın ha? Yeter! Yeter! Ben hepinizden özür dilerim. Lütfen kusura bakmayın. Geliyorum. Aşağıda bekliyorum. Ya derin, derin. Kerem lütfen zorlama. Teşekkür ederim. Her şey için çok sağ olun. Ne demek? Her zaman gel. Kendini de üzme, tamam mı? İndir şu camı aşağı. Yok ya. Tipine ben. Oho. Sen böyle uyursan bu kız daha çok gider. Kerem. Kerem. Hı. Hı. Kalk oğlum kalk. Kerem. Kalk. Hı. Kalk. Hı. Kalk şu pencereye bak kalk. Ya da pencereyi bırak. Şey aşağı kapıya in. Hadi hadi. Ne var aşağıda? Ne oluyor? Bahçeye in bahçeye. Ne yapayım? Sonunda ama ya. Ne yapıyorsun? Taş atıyorum. Normal bir şey yani. Ne yapayım Kerem? Aradım telefonun kapalı. Ece'yi aradım o da açmıyor. Ne yapayım? Sen de taş atayım cama dedin. Aklıma başka bir şey gelmedi. Niye gülüyorsun ya? Gülme. Bak zaten uykusuzum, yorgunum ve bir de açım. Sen hala gülüyorsun. Dalga mı geçiyorsun ya? Dalga geçmiyorum. O zaman niye gülüyorsun? Gitmemişsin. Gitmedim.
Niye vazgeçtin peki? Köpekler sayesinde. Köpekler sayesinde. Koş, 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 al şunu, al şunu, al. Allah'ı cezalı. Neyse. Götür şuradan götür. Nereden çıktı bunlar ya? Arabaya geç. Arabaya geçti. Ben gelmiyorum. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Gelmiyorum. Çabuk arabaya bin, benim tepemin tasına attırma. Gelmiyorum. Kızım hiç... Ya bırak. Kerem haklıymış baba. Korku insana bir sürü hata yaptırıyormuş. Az önceki halin gibi. Ama ben artık köpeklerden korkmuyorum. Ne saçmalıyorsun sen? Diyorum ki, sen artık o adam değilsin. Benim 5 yaşında arabasının peşinden koştuğum adam değilsin. Ben de o kız değilim. Ben büyüdüm. Hem de sensiz büyüdüm baba. Büyüdün. Büyüdün, adımı kirlete kirlete büyüdün. İşte diyorum ya baba. Korku insana aptalca şeyler yaptırıyor. Ya benim korktuğum bir sürü şey var. Ama en çok da yalnızlıktan korkuyorum. İşte onu da senin o gittiğin gece öğrendim. Her şeyin suçlusu benim yani. Her şeyin değil ama birçok şeyin suçlusu sensin. Sen sadece beni 2 sebeple arıyorsun. Ya hastaneye kaldırılacak kadar hasta olduğumda ya da hata yaptığımda. Ne yapsaydım? Aramasa mıydım? Arasaydın. Keşke daha çok arasaydın ya. Tamam, elinde oyuncak olmayabilirdi ama gelseydin. Keşke gelseydin. O zaman ben de sırf babamın sesini duyabilmek için, soğukta zatürre olmak için oturup uğraşmazdım. Sen derin. Ben de kendimi kaybedecek kadar içip bir sürü hata yapmazdım. Her şeyi bilerek yaptın. Belki isteyerek değil. Ama evet. Yani bütün bunların hepsi ben annemin kızı olduğum için değil. Israrla beni istemeyen babamın kızı olduğum için. Ama artık bitti. Sizin ailede genetik yani köpek korkusu. Yani galiba. Bir işaret miydi, tesadüf müydü bilmiyorum. Ama iyi ki geldi köpekler. İyi ki geldi ve ben babamın o korkusunu gördüm gözümde. Yani ben yalnız değilmişim. Bir tek zayıf olan ben değilmişim. Onun bile... Yenilebileceğini gördüm. Orasını göreceğiz. Sonuçta savaş daha yeni başlıyor. Hmm. Sen de bu savaşta benimle var mısın yok musun diye sormaya geldin o zaman. Bilmem. Yani kaçar gibi gittim yanından. Sonra eve gittim. Annem uyuyordu. Seni aradım, telefonun kapalıydı. Dayanamadım, kalktım geldim. Ya bakar mısın, üstümü bile değiştirmedim. Yeni hayatının ilk gününe de benimle başlamak istedin yani. Yeni hayatıma dair hiç fikrim yok biliyor musun? Zor tabii şimdi. Baba yoksa baba parası da yok. Gerçek hayata hoş geldin derin. Yok. Ben hiç almayayım.
Gerçekten almayayım. Yeni hayat bir beklesin. Ben bir kendimi toparlayayım. Ondan sonra tanışırız. Yok, yok. Ben bir şunu çıkarayım. Üstümü değiştireyim. Geleyim. Biz gidelim. Ha, bir şey söyleyeceğim. Ha. Çok tatlıymış. Ya bırak Allah aşkına. Ben bunu alıyorum. Niye? Ya lazım işte. Bu nereden çıktı ya? Ne o ya sabah sabah? Bu ne? Bu senin değil. Benim. Babaannem vermişti. Çok sevdim ben onu. Versene. Peki benim için az geçemez misin? Ya Kerem çok sevdim ya. Tamam benim. Al bakalım. Nasıl? Biraz bol değil mi ya sence de? Ya niye ya? Güzel gayet. Hem oversize. Moda ya. Hem ne önemi var ki ne gideyim? Şunu tutsana. Ver bakalım. Ben sana iyi aldım. Çok tatlı oldun. Ya bir şey soracağım. Çok bol olmadı mı? Çirkin oldum sanki. Ya sen istesen de çirkin olamazsın zaten. Merak etme, gel bakalım. Gel bakalım. Hoppa. Nereye gidiyoruz? Yeni hayatın ilk kahvaltısına. Kerem. Hı. Bak yine o parktaki gibi bir şey yapmayacaksın değil mi? Bu sefer tutup örümceklerle falan yüzleştirirsin. Bak gerçekten bunu kaldıramam. Yok ama güzel fikirmiş. Aklına sıçacağım bunu. Gel. Bir de güzel fikir diyorsun ya. Otobüsle mi gideceğiz? Yani bırak da bu klişeyi yapayım. Sen bindin mi otobüse daha önce? Bindim. Hı. Nerede bindin? Ben çok merak etmiştim. Bakıcıma söyledim, o da beni bindirdi. Nasıl geçti? Çok kalabalıktı. Kalabalık olduğu için beni kucağına oturtmuştu. Çok havasızdı bir de. Ha bir de şey, tam inerken bir tane adamla şoför kavga etmişti. Bak hiç unutmuyorum. Tam belgesel tadında bir yolculuk olmuş seninki. Ama güzeldi. Mesai saati tabii hadi. Ya Kerem, gerçek hayatta sadece otobüse mi biniliyor? Yani ne bileyim, yok mu başka bir yolu? Var aslında ya. Hadi gel. Nereye? Gel gel. Yani tamam senin klasında bir yer değil ama babam İstanbul'a geldiğimizde getirirdi bizi. Yo. Yani çok güzel bir yer bence. Hoş. Hoş.
Ben öyle demezdim. Böreği efsane sonuçta. Gerçi yemedin ama olsun. Yedim ama benim sabahları çok kahvaltı yapma alışkanlığım yok. O yüzden. Yerim bak. Al ye. Ye. Çayı niye içmedin? Ya baksana Kerem, yani parmak izleri var. Yani içemedim o yüzden. Eliyle koydukları için mi oldu? Dalga geçme ya, ne yapayım? Yani takıntı. Hadi hesap iste. Pardon, bakar mısınız? Hesap mı abla? Evet. Abla ne ya? Ne desin? Bayan. Bayan ne ya Kerem? Sana da sabah sabah iyi eğlence çıktı. Buyur abi. Bir dakika, ben istedim. Niye sana veriyor hesabı? Ya hiç bu toplara girmeyelim istersen. Zaten hesabı sen ödeyeceksin. Al. Ben ısmarlıyorum. Öyle. Yeni hayatın ilk günü dedik. Savaşa giriyoruz dedik. Ya da istiyorsan şöyle yapalım. Taksiyi mi ödemek istersin yoksa bunu mu? Yok tamam, ben ödeyeyim. Peki. Ödeyecektim işte. Bu kart senin değil, babanın. Babanın parası yani. Çok istiyorsan yine de al. İstememem gerekiyor değil mi? Yani istiyorsan ihtimalleri azaltabiliriz. Bu sayede kafanda karışmamış olur. Ya Kerem, ne yapıyorsun ya? Yani kart atılır mı hiç? Üstünde nakit yok, nasıl ödeyeceğim? Bir yerden de para bulman lazım. Nasıl ödeyeceksin acaba? Kaçamayız da. Sana inanamıyorum gerçekten. Yani hesabını ödeyemeyen kız bulaşık yıkar klişesini bana yaşatıyorsun ya yani. Onu da sen düşün artık. Gerçi senden her şey beklenir. O köpeklerden sonra sen her şeyi yaparsın. Hesapla bekliyor mu? Ne yapacağım? Yani bunlar var ama. Ama? Ama benim en sevdiklerim. En sevdiklerindi derin. Eski hayatında. Madem babana posta koydum, savaşa girerken üstündeki ağırlıklardan kurtulmak lazım değil mi? Yoksa yavaşlatır seni. Orası öyle de. Babanın parasıyla babana karşı duramazsın derin. Ya da istiyorsan ara, özür dile. Vazgeçelim, gelsin alsın seni götürsün. Sen bilirsin. Bu fazlasını karşılar ama kabul edecekler mi bilmiyorum. Yani iki çay, iki börek için bir altın yüzüğe bence hayır demezler ama deneyelim bakalım. Deneyelim. Ne oldu? Kabul etmediler mi? Geç geldin. Ettiler. Elini bir uzatsana. Ya sana inanamıyorum yine ya. Ne yine? Yine denedin beni. Bu sefer ben seni denemedim. Sen kendin denedin. Ve geçtin sınavı. Geçtim. Niye? Bu da ödülün. Yeni hayatına hoş geldin. Ya. Güzel, teşekkür ederim.
Bak o kadar değerli takılarım var. Bu kadar güzel hayatım var. Küçük bebekle gözlerin doluyor. Ben seni anlamıyorum. Bence çok iyi anlıyorsun. Hatta bir tek sen anlıyorsun. Gel seni taksiye bırakayım. Sen ödeyeceksin. Kerem, ya bu sabahki olaydan sonra şimdi şey olmasın. Ne olacak? İşte ne bileyim, sığınma evi gibi oldu. Sonuçta beni de ilk buraya getirmiştin. Ya yok, demek ki alışkınlar. Zaten gidecek başka bir yerimiz de yok. Ben de kalabilirsiniz. Ben tek yaşıyorum. Ya bu kaçırılma durumları biraz riskli oluyor da. Sonra babalar geliyor, çocuklarını kapılara dayanıp almaya çalışıyor falan. Gerek yok, seni riske atmayalım. Hadi. Gelin, gelin. Ne yapıyorsun? Görkem nasıl? İyi. Simler'le birlikte morluklarını kapattık. Bir de sana bir haberim var. Simler artık yalnız yaşamıyor. Evet. Güzel. Bir de avukatla konuştum. Bu şiddeti belgelememiz için rapora ihtiyacımız varmış. Tamam, hallederiz onu. Halledersin. Biliyorum. Ya Derin, sence de bizim konuşmamız gereken bir şey yok mu? Var mı? Yani en son bu konularda kalmıştık. Eşofmanlı bir adam bizi kovalamadan önce. Evet. Sen değiştin demiştin bana. Hoşuna gitmemiş sanırım. Olduğum gibi sevilmeyi tercih ederim. Tabii eğer seviliyorsan. Ne yapıyorsun? Şimdi de sıra sende mi? Ne sırası? Hani sen kaçtın, ben kovaladım. Ben kaçtım, sen kovaladın. Buna bir son vermesek mi artık? Kerem. Bak, ilk hatamda elimi tutmayı bırakacaksan... Hiç tutma. Rövanş diyorsun ya. İşine gelirse.